Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bu serayı biliyorsunuz. Şöyle bir gösterdiğim zaman hatırlarsınız, eski takipçilerimiz iyi bilir. Bu serayı burada 2 sene ekiliş yapmıştım, kabak ve kavun. 2019'da 19 miydi, 18 miydi, herhalde öyle bir şeydi, yanlış olmasın da. 2018-19 yıllarında burada ekiliş yaptım. Dur tam bir hesaplayayım da. Geçen sene Adana'daydım. Bir önceki sene 2021'de Tarsus'ta konaklardaydım. 2019 ve 2020 senesinde buraya kabak ve kavun yaptık. Ondan sonra da her zaman böyle gitti. Bir geçen sene biber oldu. Yalnız burası 5. sezondur. Üst üste kavun ekiliyor. Yer kavunu. 5 sezondur da balkovan F1 ekiliyor. Ve gayet de güzel oluyor. Hani derler ya, bir ürünü üst üste ekerseniz olmaz. Bu tezi tamamen çürütüyor. Çünkü 5 sene oldu. 4 sezon kabak kavun geçti. Kavun da kabakgiller familyasından. 4 sezon kabak kavun. Arada bir sezon geçen sene kapya biber oldu. 5. sezondur da burası şey oluyor, kavun oluyor. Kavuna baktığımızda şöyle bir içeri girelim. Bunların da çevrilmesi yapılmış. İrilik çok güzel. Bizim öbür Alifakı'daki iki dönümden daha iri. Ama tutkun olarak oradan zayıf. Yani şöyle orada yürüyemiyorduk. Her kökte 6-7 tane kavunumuz vardı. Burada 3 tane, 4 tane, 3 tane genelde. Ama irilik olarak oradan daha iri. Yarım kilo, 1 kiloya yakın, 3 kilo civarında kavunlar var. Kavun da bu arada çok güzel. Çevrilmesi de yapılmış. Bu da yetişmesi yaklaşık olarak 7-8 günü bulacaktır. Ondan yarım kilo, bazıları 1 kilo daha iri. Fakat tutkun olarak daha az. Dolayısıyla burada şu anda dönüme 4 tondan fazla kavun görüyorum. Orada ise 5 ton 6 ton civarında kavun görüyorduk. Buranın kavunu daha kaliteli. Onu da ben orada da izah ettim. Orayı ekerken yerler çok kuruydu. Halen de kuru. Tam suyuna doyamadı. Şu aralar ıslanmadı. Burası güzlük ekildiği için biber sulanıyordu. Biber sulandığından dolayı su problemi yaşamadı. Su problemi de yaşamadığı için kavun biraz daha çalıya baskın gidip tutkunu az tutmuş. Fakat daha güzel büyütmüş. Bir de güzden dolayı buranın gübresi falan, biberin gübresi, organik maddesi daha, toprağın daha yüksek olduğu için biraz daha irileştirmiş. Ama arkadan gelen şu kavunlar var. Bunlar da yetişir. Şunları toplar. 15 gün sonra da bunlar yetişir. Yine dönümü 5'e yakın olması gerekir. Ama şu an için 3804 ton civarında bir kavun gözüküyor ilk etapta. Şimdi hazır yeri gelmişken, öbür videoda söyleyecektim ama unutmuşum. Burada bunu gördüğüm için söylemem lazım. Şimdi şu beyaz lekeleri görüyorsunuz, bu külleme. Kavunu büyütmek için havayı düşürüyoruz ya, son yetişmeye 10 gün kala da havayı birden açıyoruz ya. Havayı birden açtığımız zaman içerideki nem oranı %85'lerden 90'lardan 60'a düşüyor. Nem oranı düştüğü için külleme meydana geliyor. Havayı çoğalttığımız zaman hemen bir külleme ilacı atmamız gerekiyor. Şu anda bu tarlada ise ivedilikle bir külleme ilacı atılması gerekiyor. Çünkü kavun küllemeye çok müsait bir bitki. Külleme çok oluyor. Bu saatten sonra mildiyo olmaz. Bu saatten sonra
külleme olur. Seralarda olsun, açık alanda olsun, kavunun istediği nem oranı, stabil nem oranı %70 dolayındadır. Eğer %70'in altına düşüp 50-60 arasında olduğu zaman külleme olacaktır. Şu anda burada nem düşmüş ve külleme meydana gelmiş. Bakınız burada daha yoğun. Daha çok da yeni, çok acil bir şekilde külleme ilacının atılması lazım. Külleme çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Yani bir girdi mi 3-5 gün sonra bakıyorsunuz tarlanız bembeyaz olmuş. Kapatıyor tarlayı. Nem oranı %70'in altına düştüğü zaman külleme olur. %70'in üstüne çıkıp 80-90'ları gördüğü zaman da mildiyo olur. Stabil 68-67-70 nemi bulmak çok zor. Bunu dengelemeye çalışıyoruz ama kavunun fizyolojisi olarak bazı zamanlarda büyümesi için, hızlı gelişmesi için biz ne yapıyoruz? Havayı kısıyoruz. Dolayısıyla içeride kavunun da yeşil aksamı fazla olduğundan dolayı, yerinde rutubetinden dolayı nem yükseliyor. Havayı kıstığımız zaman mildiyo ilacı atacağız. Havayı çoğalttığımız zaman önlem olarak külleme ilacı atacağız. Haşerede haşereleri görünce ilaç atıyoruz. Ama mantar ilaçlarını önlem olarak görmesek de atmamız gerekiyor. Şimdi buranın havasını muhtemelen birkaç gün önce konuştum ben, havaları arttırdınız mı diye, arttırdık diye. Orayı havasını arttırırken, külleme yokken bir ilaç atasaydı şu anda bu küllemeler, görüyorsunuz şurada. Külleme dediğimiz kül gibi bir hastalık, bembeyaz ediyor, sonra yaprağı kupkuru ediyor. İlaç atılsaydı bu külleme dolayısıyla olmayacaktı. Kavunda kaç evre hava işi var? Bir, kavunu ektiğiniz zaman zaten etrafını tamamen kapatıyorsunuz. Kök atıyor. Bir 15-20 gün havası neredeyse sıfır. O dönemde mildiyo ilacı atacaksınız. Kavun gelişiyor. Çiçek vermeye başlıyor. Döl tutmaya başladığı zaman havayı çoğaltıyorsunuz. O zaman bir külleme ilacı atarsınız. Dölden çıkıp yumruk gibi olduğu zaman kavunun büyümesini istiyorsunuz. Dolayısıyla havayı kısıyorsunuz. Havayı kıstığınız için de nem artıyor. Ve yine mildiyo olma olasılığı yüksek oluyor. Mildiyo ilacı atıyorsunuz. Kavunumuz büyüdü. Böyle kermesini aldı. Şu şekil oldu. Biz buna kerme diyoruz. Yani çatlaklar oluştuğu zaman bunlar doğaldır. Olması gerekiyor zaten. Bunları büyüklüğünü aldı. Kermesini aldı. Ve sararması için havayı çoğaltıyorsunuz. Bir de eğer havayı az bırakırsanız bu durumdayken şu kök bölgelerinde kopmalar meydana gelecektir. Çünkü bu bitki yetişmesi için etilen üretiyor. Etilen ürettiği için de özellikle bu sap kısmından yumuşamalar ve şuralarda çikolatalaşma diyoruz. Kahverengi lekeler oluyor. Bunun olmaması için de havayı arttırıyoruz. Havayı arttırdığımız için de birden nem oranını 90'lardan, 80'lerden 50'lere, 60'lara indirdiğimiz için hemen böyle külleme çıkıyor. Onun için de havayı çoğaltırken külleme ilacı atıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Mantari hastalıklarda yapacağımız olay bu. Şu da arkadaşlar, yaprağın ilk yapraklarda şu sıkıntıyı gördüğünüz zaman demek ki sizin tarlanızda nematot sıkıntısı vardır. Şu anda burayı görüyorsunuz. Bu bazen bu şekilde, şu anda bu kavun kendini kurtarmış. Erken devrede böyle olduğu zaman bir nematot ilacı atmanız gerekiyor. Bundan sonra buna bir sıvı potasyum ve şeker gübresi verilecek. Üstten de bir kalsiyum nitrat atılırsa şeker gübresi ve potasyum hızlı büyüteceği için kavunu, üstten de bir kalsiyum atıldığı zaman çatlamasını da engellemiş olacaktır. Genel olarak kavunun durumu çok güzel. Biraz nematot sıkıntısı var ama kavun kendini kurtarmış. Bu saatte nematot ilacı verilmez. Hasada 7-8 günü kalmış bunun.
Çünkü hasada geliyor. Nematod ilacını vermenin bir anlamı yok. Nematod ilacını verdiğiniz zaman da kökleri yakacaktır ve büyümesi duracaktır. Sararması hızlanacaktır ama nematod ilacının kalıntısını bu kısa sürede üstünden atamayacaktır. Ve sonradan gelenleri de büyütmeyebilir. Bunun için bu dönemde nematod ilacı atmak sıkıntılı olur. Bu daha erken dönemlerde yapılsaydı daha güzel olurdu ama yine fazla bir sıkıntı yok. Genel olarak durum güzel. 4 ton civarında bir kavunumuz var. Arkası da gelecektir. O ufaklar da büyürse 1 ton, 1,5 ton da o 5-5,5 ton civarında toplamda bir kavun hasat edilmesi bekleniyor. Kavun hassas bir bitki. İlmini öğrenirseniz çok güzel bir bitki. Yüksek serada masrafı az, işçiliği az, kazancı da güzeldir arkadaşlar. Kavun çıkaranlar piyasaya kavun çıkmaya başladı. Erken yapanlar kavunu çıkarmış arkadaşlar. Burası da şeftaliydi. Bu şeftali de bayağı yaşlandı. Artık tam kıvamında bir delikanlı değil de 30 yaşında bir insan gibi oldu. Gücü kuvvetinin en yüksek olduğu zamanı arkadaşlar. Bu da geçici bir çeşit. Çok güzel bir çeşit. İhracata yönelik böyle açık kırmızı değil de mor oluyor. Daha önce buranın hasat videosu da vardı arkadaşlar. Sevgili dostlar, Tarsus Heleki köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.